Merhaba sevgili 5. sınıf öğrencileri. Bu videomda sizlere ondalık gösterimler konusunu anlatacağım. Aslında ondalık gösterimler konusuna bir giriş yapacağız. Ondalık gösterimleri tanıyacağız. Nasıl gösterildiklerini, nasıl okunduklarını, nasıl yazıldıklarını sizlere anlatacağım. Sayı doğrusunda nasıl gösteriyoruz veya sayı doğrusunda gösterilenleri nasıl belirliyoruz? Bunları anlatacağım. Ondalık gösterimler konusunun tamamını bir videoya sığdırmak tabii ki güç. Aslında sığdırsam bile çok uzun sürer, bu da sıkıcı olur. Biz bir giriş yapalım bakalım. Diğer bölümlerini başka videolarda anlatacağım inşallah. Zaten bu konunun, ondalık gösterimler konusunun bütün bölümlerini geçen yıllarda kanalımda yayınladım. Eğer merak ederseniz yine kanalımda arayarak ondalık gösterimler bülbül öğretmen yazarak onları da izleyebilirsiniz. Hemen başlıyorum. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Ayrıca Instagram'daki Bülbül Öğretmen sayfamdan beni takip edebilirsiniz. Şimdi ne demek oluyor? Yani paydası 10, 100 ve 1000 olan kesirleri bakın şurada görüyorsunuz. Biz bunları virgül kullanarak yan yana yazabiliyoruz. Ve bunu yazdıktan sonra buna da ondalık gösterim diyoruz. Ve virgül kullanarak yan yana yazabilmek için paydasının ya 10, ya 100 ya da 1000 olması gerekiyor. Paydası 10, 100 veya 1000 olmayanları da birazdan göstereceğim. Onları da tabii ki genişletme ve sadeleştirme ile gösterebiliyoruz. İlk önce şuradan başlayalım. Bakın buradaki kesrimiz bir basit kesir. Başında herhangi bir tam sayı yok. O zaman şöyle yazacağız. 0 tam diyeceğiz. Virgül koyacağız. Ve virgülden sonra paydasında 10 olduğu için sadece bir kişi olması gerekiyor. Zaten burada 7 var değil mi? O zaman şöyle yazacağız. Ve bakın 0 tam 10'da 7 oldu. Paydası 10 olduğunda virgülden sonra bir kişinin olması. Yani bir tane basamağın olması gerekiyor. Ben bir kişi bir kişi diyorum ama öğrencilere daha böyle kolay gelsin diye söylüyorum. Şimdi diğerini yapalım. Bakın başında tam sayı var değil mi? Şöyle yapalım. 5 tam yazdık. Sonra virgül koyuyoruz. Burası sevgili öğrenciler tam olan kısım. Virgülden sonraki kısım ise kesirli olan bölüm. Ve ne yapıyoruz? Bakın 10'da 2. Bakın payda 10 olduğu için yine bir kişi olacak. Yani 2'yi koyacağım sadece. Şuna bakalım. Başında herhangi bir tam yok. Yine ne yapıyorum? 0 tam diyorum. Bu kez paydasında 100 olduğu için virgülden sonra 2 basamak olması lazım. 13 sayısı zaten 2 basamaktan oluşuyor. Yani ben buraya 13 yazdığımda ve ne oldu? 0 tam %13 oldu. Hem bu şekilde okumuş da olduk yazdığımız ondalık gösterimi. Birazdan okunuş ve yazılışlarını zaten anlatacağım. Şunu yapalım. Bakın bu kez binde 126. Yine herhangi bir tam sayı yok başında. O zaman 0 tam diyorum. Virgül koyuyorum. Binde olduğu için 3 basamaktan oluşması gerekiyor. 3 kişi olması gerekiyor. Zaten 126'yı yazdığımda 3 basamak olacak. Aynı şekilde yazmış oluyorum. 0 tam 1000'de 126. Şunu yapalım. Yine tam sayı yok. 0 koydum, virgül koydum. Bakın yüzde olduğu için 2 basamak olması gerekiyor, değil mi? Bazen öğrenciler yanılıyor. Hemen 6'yı 0'dan sonra buraya koyuyorlar. Burası boş kalıyor. Bu sefer de yanlış oluyor. 2 basamak olması için ben sadece 6 yazacağıma göre 0,6 yazmalıyım. Ve yazılışı böyle olmalı. 0 tam %6. Şunu yapalım. 2 tam. Bakın binde 4. Binde olması için 3 basamak gerekiyor. O zaman ne yapacağım? 0, 0, 4 yazacağım. Ve okurken de 2 tam binde 4 diye okunacak. Şimdi bileşik kesir olursa, yani üstteki sayı çok, alttaki az. Burada görüyorsunuz. Nasıl yapabiliriz? Bunu iki farklı yoldan yapabilirsiniz. Birinci yol, bunu tam sayılıya döndürürsünüz. Yani 43'ü 10'a bölersiniz kenarda. Şöyle göstereyim. Tam sayılı yapacağız yani. Kaç defa var? 4 defa. 40 dersiniz. Kalan 3 oldu. Ve şimdi tam sayılı olarak yazabilirsiniz. 4 tam şöyle yazabilirsiniz değil mi? 4 tam bu kesri dönüştürüyoruz. Sonra 3 yazıyoruz. 4 tam 10'da 3. Bu şekilde yazabildik. Sonra devamında ne yapacağız? Yan yana. 4 tam 10'da 3. Böyle gösterebilirsiniz. Öğretmenim ben tam sayılıya döndürmeyeceğim. Başka bir kolay yolu yok mu derseniz tabii ki var. Bakın 43'ü görüyorsunuz değil mi? Şöyle. Şimdi biz bunu ne yapacağız? 10'a böleceğiz. 43 bölü 10 demek zaten bu. Şimdi bölme yaparken
Arkada bir sıfır olsaydı sıfırı silerdik. Doğrudan ona bölmüş olurduk kolayca. Ama burada sıfır yok. O zaman biz de silmeyiz. Bir tanesini ayırırız. Bakın 4 tam 10'da 3. 4,3. Bakın yine aynısı oldu. Demek ki o zaman 43 bölü 10'u gördüğünüzde yani bir basamağı buradan ayırırsınız. Çünkü 10'da bir tane sıfır var. Ne olur? Bu şekilde yazmış olursunuz. Yani hiç tam sayılıya döndürmezsiniz. Şunu yapalım. 567 bölü 100. Yine ne yaparsınız? Tam sayılıya döndürürsünüz. 567'yi 100'e bölersiniz kenarda. O da ne yapar? Şöyle olur. 5 tam 67 bölü 100 olur değil mi? Sonra bunu ne yaparsınız? Şöyle yazarsınız. 5 tam %67 olarak yazarsınız. Ve bu şekilde gösterirsiniz. Kolay yoldan yapmak istiyorsanız 567'yi yazarsınız. Sonra bakın %2 sıfır var değil mi? Yani iki tane rakamı buradan virgülle ayırırsınız. İşte kolay yoldan yazmış olduğunuz 5 tam %67 oldu. Diğeri de aynı. 4152 bölü 1000. Ne yaparsınız? Yine tam sayılı yaparsınız. 4 tam 152 bölü 1000 dersiniz. Sonra bunu yan yana virgülle yazarsınız. 4 tam 1000'de 152. Ya da hiç uğraşmazsınız. 4152'yi yazıp bakın 3 basamak ayırırsınız. Ne oldu? 4,152. Yani 4 tam 1000'de 152 olarak gösterirsiniz. Kolay yoldan da yapabilirsiniz veya tam sayılıya döndürebilirsiniz. Peki paydası 10, 100 veya 1000 olmayanları ne yapacağız? Şöyle yapacağız. Paydasını ya 10 yapacağız ya 100 ya da 1000 kendimiz yapacağız. Ne yapacağız? Genişleteceğiz yani. 2'yi ben 10 yapmak için ne yapmam lazım? 5 ile çarpmam lazım değil mi? 5 ile genişleteceğim. Bazen öğrenciler diğer videolarımın altına yorum yapıyorlar. Öğretmenim diyorlar genişletme yapıyoruz kaçla genişleteceğiz? Biz nereden bilelim? Sevgili öğrenciler size ne ihtiyacınız varsa ona göre genişleteceksin. Sen bu sayıyı 10 yapmak istiyorsun. 2'yi 10 yapmak için kiminle çarpacaksın? 5 ile. Bunu kendin bulacaksın. Yani öğretmen buraya yazmaz bunu. Ne yapıyorum şimdi? Paydasını 10 yapacağım değil mi? 5 ile 2'yi çarpıyorum. 10 oldu. 5 ile yukarıdaki sayıyı da tabii çarpıyorum genişletmek için. 5 oldu. Şimdi artık paydası 10 olduğu için yan yana yazabilirim. 0 tam. Başında tam sayı yok. 0 tam. 10'da 5. Peki 3 bölü 4. Şimdi 4 sayısını 10 yapamam. 2 ile çarpsam 8 oluyor. 3 ile çarpsam 12 oluyor. O zaman ne yaparım? 100 yaparım ben de. Peki 100 yapmak için kiminle çarpmam lazım? 25 ile genişletmem lazım. 4 kere 25 100 ediyor. Yeni halini yazayım. 4 kere 25 100. 25 çarpı 3 75. Ne oldu? %75. Hemen ne yapıyorum? 0, %75 olarak gösteriyorum. Şunu yapalım. 2 tam 3 bölü 25. Bakın paydada 25 var. Tam sayıyı genişletmiyoruz zaten. Tam sayı duruyor yerinde. 25'i 100 yapalım. Ne yapalım? 4 ile çarpalım. Genişletelim. 2 tam duruyor. 4 kere 25 100 oldu. 4 kere 3 12 oldu. Ne oldu? %12 değil mi? 2 tam %12. Eşittir diyorum. 2 tam yazıyorum. Sonra %12. Bu şekilde ondalık gösterim olarak yazdım. Şimdi 18 bölü 60'ı ne yapalım? Bu kez genişletmeyelim de sadeleştirelim. Nasıl? Mesela ben bunu 10 yapabilirim. Yani 6'ya bölerim değil mi? Yukarıyı da bölerim. Aynısı o da bölünüyor çünkü. Bölelim. 60 bölü 6 10 oldu. 18 bölü 6 3 oldu. Artık yazabilirim. 0 tam 10'da 3. Şimdi şuna bakın sevgili öğrenciler. 45 sayısını 10 yapamıyorsunuz. Yani bölme ile. Çarpma ile 100 yapamıyorsunuz. O zaman ne yapacağız öğretmenim? Sevgili öğrenciler burada iki iş yapacağız. Nasıl iki iş yapacağız? Önce biraz sadeleştireceğiz. Yani en sade haline getirebiliriz mesela. Sonra bulduğumuz kesri bir daha işlem yapacağız. Şöyle mesela ben bakıyorum bunlara ikisini de 9'a bölebiliyorum değil mi? 27 de bölünüyor bu da bölünüyor. O zaman ilk önce sadeleştiriyorum. 9'a bölüyorum. 27 bölü 9 3 oldu. 45 bölü 9 5 oldu. Artık bakın 5'e gelmiş oldu. Şimdi 5'i artık 10 yapabilirim. Bir işlem daha yapacağım. Yani şimdi de genişletme yapacağım. Yani 2 ile çarpacağım. Değil mi ikisini de? Genişletiyorum. 5 kere 2 10. 3 kere 2 6. Eşittir diyorum. 0 tam 10'da 6. Demek ki buradaki 27 bölü 45 kesrimiz 0 tam 10'da 6 olarak ifade edebiliyormuşuz. Peki ondalık gösterimleri nasıl okuyoruz? Aslında az önceden beri okuyup duruyorum ama şöyle böyle alıştırmalar sınavınızda yazınızda öğretmeniniz sorabilir. Derste sorabilir. Kitaplarda görebilirsiniz. Şöyle yapıyoruz.
Başındaki tam kısma bakıyoruz. 0 var değil mi? 0 tam diyoruz. Sonra virgülden sonraki kesir olan kısmı yazıyoruz. 7 var sadece. Ve bir tane basamak var. Bir kişi varsa o zaman 10'da yazacaksınız. 10'da 7. Bu da aynı şekilde. Bir kişi var virgülden sonra. Ama başında 2 tam var. 2 tam diyeceksiniz. Sonra bir kişi olduğu için 10'da 4 yazdık. Burada 2 kişi var. O zaman yüzde yazmalısınız. 0 tam yüzde 76. Bu şekilde. Diğerini de yazalım. 12 tam var. 10 yine rakamla yazıyordum. 12 tam dedikten sonra bakın 2 kişi olduğuna göre yüzde yazmalıyız. Yüzde 8. Burada 3 tam var. 3 tam. Bakın virgülden sonra kesir bölümünde 3 kişi var. O zaman binde yazmalıyız. Binde 412. 412. Son olarak 0 tam. 0 tam. Bakıyorum virgülden sonra 3 kişi var. O zaman yine binde diyeceğim. Binde 4. Yani şuna dikkat edeceksiniz. Virgülden sonra 3 basamak varsa binde olarak yazacaksınız. 2 basamak varsa yüzde olarak, 1 basamak varsa onda ifadesiyle yazacaksınız. Peki yazılışı verilip rakamla yazmamız istenirse o da şöyle olacak. 0 tam diyor. Tamam, onu koyduk. Virgülü koyduk. Bakın onda. Buna dikkat ediyoruz. Onda dediğine göre 1 basamak. 7. Yani virgülden sonra 1 basamak oluyor. 6 tam. Bakın 6 tam. Virgülü koydum. Yine onda diyor. O zaman onda 3. 0 tam. 0'ı koydum. Bakın bu kez yüzde diyor. O zaman 2 basamak olacak. Yani 15. Zaten 15'i yazınca 2 basamak oluyor. Diğeri 0 tam. Yine yazalım. 0 tam. Yüzde 4. Bakın az önce de söylemiştim başka bir alıştırmada. Yüzde 4 diyor. Sadece 4 yazmayın buraya. 0-4 yazın. Çünkü yüzde diyor. 2 basamak gerekiyor. 5 tam. Koyduk. Binde 103. Binde olması için 3 basamak olacak. 103 yazınca zaten 3 basamak oluyor. 0 tam koydum. Binde yine 3 basamak olacak. 22 bu kez. 22 yazarsam 2 basamak olur. Ne yapacağım? 0-22 yazacağım. Diğeri 10 tam binde 1. 10 tam yaptım. Binde diyor 3 basamak olacak. Sadece 1 var. O zaman ne yapacağım? 0-0-1 olarak yazacağım. Rakamla yazılışı da böyle oluyor. Son olarak sayı doğrusunda nasıl göstereceğiz veya sayı doğrusunda verildiğinde nasıl bulacağız? Şöyle ilk önce şunu yapalım. 3 tam 10'da 4 kesirini sayı doğrusunda gösterelim. Hemen bir sayı doğrusu çiziyorsunuz. Sonra bakıyorsunuz 3 tam var ya. Yani buraya 0'dan başlamayın. 3'ten başlayın. Sonra 4'ü yani 4 yazacaksınız bir de. Ne yapıyoruz? 3 ile 4'ün arasını 10 eşit parçaya ayıracağız. Çünkü 10'da 4 yapacağız ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bakın 10. parça. Baştan 4'ü koymadım çünkü tam 10'u eşit parçaya insan bu şekilde ayıramıyor. Ben ilk önce parçalara ayırıp sonra sayıyı koyuyorum. Bazen sayıyı koyduğum zaman kimi parçalar küçük oluyor, kimisi kocaman oluyor. Burada yer kalmıyor. Karıştırıyorum yani. O yüzden böyle yaptım. Ne yaptım? 3 tam dediği için 3 ile 4'ün arasını hazırladım. Sonra 10'da 4. Yani 10 parçaya ayırdım. 4. adıma gideceğiz. Yani şuradan 3'ten başlayıp 4 adım atacağım. 1, 2, tavşan gibi zıplayacağım yani. 3, 4. Şurası. Benim aradığım yer burası. Demek ki 3 tam 10'da 4 kesiri buradaymış. Şuradaki sayı doğrusunda çizilmiş A ve B harflerini bulacağız. Bakıyorum 0 ile 1'in arasında. O zaman ne yapacağım? A harfinin olduğu yer 0 tam olacak bir kere. Kaçıncı adımda A harfi? Bakıyorum 1, 2, 3 defa hopluyor tavşan. O zaman 0 tam 10'da 3. B harfi 3'ten sonra 4, 5, 6, 7, 8. adımda. O zaman B harfi de 0 tam 10'da 8 oluyor. Diğerini yapalım. K, L ve M harflerini. K harfi 4 ile 5'in arasında değil mi? O zaman 4 tam olarak başlayacağım. Ve K harfi 2 adım gidince işaretlenmiş. 4 tam 10'da 2. L harfi yine 4 ile 5'in arasında. Aynı yer, yani aynı doğal sayıların arasındalar. L harfi kaçıncı adımda? 2'ye gelmiştim. 3, 4, 5. adımda. 4 tam 10'da 5. M harfi 4 tam bakıyorum 9. adımda. 10'da 9. İşte bu şekilde gösteriyoruz.
Umarım sizlere yararlı bir ders olmuştur. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle, hoşça kalın.